Evet, ETS takımıyla birlikteyiz. Yanımızda Çağatay Bey ve İsa Bey var. Olmadı. Güzel bir maçtı aslında. Bize göre kenarda gördüğümüz kadarıyla üstün oynayan taraftarınız. Topa daha çok sahip oldunuz. Ama o bir türlü aradan gol gelmedi. Çağatay, sen de başlayın. Neler söyleyeceksin maçla ilgili? Maçın başında atak futbolla başladık. Rakibimizi sahasına da zapt ettik. Sayısız gol fırsatından yararlanamadık. Çok pozisyona girdik. Sonra hiç olmadık bir pozisyonda gol yedik. İkinci yarıda ataklarımız vardı. Ama şanssız bir yenik aldık. Yani yine beceriksizliğimiz de vardı tabii ki de. Rakibimiz kazandı. Tebrik ederiz. Teşekkürler yolunuz için. İsabet, sizle devam edelim. Bir taştan gol yediniz aslında. Orada bir organizasyonluk oldu sizde. Ama 3 puandasınız şu anda. Bir son maçınız daha kaldı yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. O maça nasıl hazırlanacaksınız? Gruptan çıkma aşamasında son maç. Ortalıkta biraz karıştı sizin grupta. Çok fazla 3 puanlı takım oldu. Sen neler söyleyeceksin? Şimdi şöyle. Biz beceremiyoruz bu işi. Gerçekten beceremiyoruz. Yani biz salıları, perşembeleri top oynuyoruz kendi aramızda. Takır takır top oynuyoruz. Buraya geliyoruz. Arkadaşların el ayağı birbirine tutuyor. Yani karışıyor. Ne yapıyor bilmiyorum. Heyecan mı yapıyorlar? Takımın üstünde çok büyük bir stres var. Ben anlamış değilim yani. Hani rahat da çok da pozisyona girdik. Kaç? 3-4 tane. 4 tane falan saydım. Direkten döndü. Evet. Topu bir tane kaleci. Ya hayır, kalecinin kurtarmasını es geçiyorum. Biz beceriksiz miyiz? Bilmiyorum yani. Bir kısmetsizlik var. Topu içeri atamadık. Bir pozisyonları vardı. O da gol oldu. O da kademe hatamızdan dolayı. Yani iyi de oynadılar. Yani hani güzel maçı oldu. Kırın kırına. Kapandılar. Çok iyi kapandılar. Kendileri de söylediler. Biz sizi bu şekilde başka türlü yenemezdik zaten dediler. Yani adamlar isteklerini yaptılar. İsteklerini aldılar. Biz beceremedik. Yani kötü takım değiliz. İyi oyuncularımız var ama gel gör ki mağlup olduk. Tebrik ediyoruz. Olmayınca olmuyor. Kısmet mi diyeyim, beceriksizlik mi diyeyim veya başka bir şey mi diyeyim? Ben anlamadım. Gerçekten ben çok çok sinirliyim. Yani takımıma sinirliyim, kendime sinirliyim. Nasıl maçı verdik diye. Ya 1-0 bitti maç. Yani anlaşılır gibi değil. Sahada zor bir sonuç. Gerçekten yani zor bir sonuç. İlk maçı da 1-0 kazandık. Mücadelemiz iyi. Ama sonunu getiremiyoruz. Ya burada bir şey... Son pasları yapamıyoruz. O kilit şeyleri yapamıyoruz. Beceremiyor muyuz? Anlamadım. Kısmet diyelim hani. Şaftan bay süresi nasıl geçti? Neler yaptınız bu arada? Aslında o esnada bayağı takımla birlikte bayağı koştuk. Yani bütün sakat arkadaşlarımız falan vardı. O esnada iyi değerlendik. Salonda çalıştık. Yani 4 tane maç yaptık kendi aramızda. Hatta bir tane rakip bulduk. Rakiple de top oynadık. Yani çok iyi hazırlandık. Orada da çok iyiydi takım. Ama gelin görün ki sahada çok kötü yani. İnanılmaz kötü. Yani oyuncu değişikliği diyoruz ki yani ilk 7'de belki problem vardı. Oyuncu değişikliği giren oyuncular da aynı. Çıkan oyuncular da aynı. Ya ne yapacağımızı bilmiyorum yani. Yani toparlanacağız diyoruz ama toparlanamıyoruz bir türlü. Yani sihirli bir değnek lazım bizim takıma, öyle söyleyeyim. Yani rakibi... Ev yap maçına kadar. Teşekkür ederiz. Ya o zamana kadar çalışacağız yani. Çalışacağız. Madem elimizden geleni yapacağız. Bir sonraki maçta başarılar. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi çalışmalar. Sağ olun.